TV 100'ün ilgiyle izlenen sağlık programı Biz Bize'nin sunucusu Deniz Akkaya, Bahçeşehir'de öldürülen yavru kediler için seferber oldu. Sosyal medyada hayvanseverlerle eylem planı yapan Akkaya, anneleri eşine saldırdığı iddiasıyla bir günlük yavru kedileri öldüren Kemal Dağ'ın Aktağı işlettiği kafenin önünde protesto etti. Sokak hayvanlarını seven bir memleketiz. Fakat bu son dönemde yaklaşık 5-6 senedir böyle hayvanlara karşı şiddetin çok arttığını görüyoruz. Tacizlerin, şiddetin ve boyut atlayarak sebepsiz yere hayvanların hiçbir günahı olmadan burası bu dünya onların da evi. Bizden daha çok onların yaşama hakkı var. Çünkü biz sadece pisletiyoruz. Onlar aslında yaşam döngüsünü devam ettiriyorlar. Eğer şehirlerimizde kediler olmasa buraları fare basar. Fareden geçilmez. Bunun üzerinde artık yasa çıkması lazım. Ben onun için geldim. Yani bu adamlara zaten buradaki vatandaş artık göz açtırmaz. Deniz Akkaya eylemin ardından magazin altının sorularını yanıtladı. Bahçeşehir'de bir müessesenin önünde gerçekten son derece büyük bir kalabalıkla, son derece medeni bir şekilde bir protesto gerçekleştirdik. Maalesef ki sizin de ana haber bülteninize defalarca kez konu olan bir vahşetin ana başrol oyuncuları maalesef bu müessesenin sahipleri olduğu için biz de bu protestomuzu burada yaptık. Neden bu protestoyu yaptık? Maalesef aslında bu kişilerin özelinden çıkarak artık yasanın çıkmasını istiyoruz. Yani bunun için hayvansever olmaya gerek yok. Vicdan sahibi herkes artık bu yasanın çıkmasını istiyor. Belki bu şekilde artık bu bireysel olaylarda vatandaşlar seslerini daha çok duyurdukça bu yasanın çıkmasına vesile oluruz diye düşünüyoruz. Buradaki olayda maalesef bu işi yapan kişi iki gün sonra bunun unutulacağı inancındaydı. Ama ben Bahçeşehir halkının burada gerçekten çok duyarlı olduğunu gördüm. Ben öyle olacağını düşünmüyorum. Bahçeşehir halkı bu kişilere karı koca gerekli cezayı verecekler. Şöyle bir ceza verecekler. Bence suratlarına bakmayacaklar. Çünkü bu çok ciddi bir yüz kızartıcı suç. Ünlü model yaşanan olayın büyük bir sadistlik olduğuna vurgu yaptı. Yüz kızartıcı bir suç olmanın yanında bana sorarsanız cinnetin arkasına her olayda olduğu gibi saklanılırken bu büyük sadistçe bir sapıklık bence. Ben başka bir şey olarak göremiyorum. Yani bakın bir günlük üç tane kedi yavrusu ve annesini hiç acımadan, gözünü bile kırpmadan kürekle öldürdü bu yan taraftaki müessesenin sahibi. Hayretler ediyorum ama her gün artık böyle haberler o kadar çok duyuyoruz ki ben hangi birine tabii şaşırmamız gerektiğini de bilemiyorum inanın. Bir günlük üç tane kedi yavrusu ve anneleri, onları emziren. Bu hayvana şiddet değil, bu sadistlik. Yani şu kadarcık henüz daha miyavlayamayan bile 3 tane yavruyu gözün kırpmadan kafasına ayrı yere, vücudunu ayrı yerlere parçaları savrulmuş bir şekilde köşede bırakıp onları besleyen gencecik bir kıza da burada ne yapıyorsunuz diye sorduğunda kedileri öldürüyorum ne yapacağım diye de gayet soğukkanlı cevap veren bir kişi. Siz trafikte bu kişiyle tartışırsınız. Restoranda yan yana oturduğunuzda örnek veriyorum basit bir sebepten tuzluktan küllükten kavga çıksa aynısını size yapar. Buna inanın. Çok korkunç bir olay. Yani bakın sizin aklınız şurada görseniz şimdi siz cinnet geçirmez misiniz? Gece uykularınıza girmez mi? Burada 3 tane biz kedi yavrusu ya da neyin yavrusu olursa olsun bırakın fare yavrusu bile görsem ben kıyamıyorum. Yani böyle bir şeyde benim aklım almıyor ve bu kişilerin burada bir de çocuk eğlence merkezleri var. Deniz Akkaya eyleme destek veren vatandaşlara da teşekkür etti. Burada benim ulaşmak istediğim kişi sayısından çok daha fazla insan vardı. O yüzden çok teşekkür ederim ki biz bu örgütlenmeyi bir gecede yaptık. İnanılmaz bir kalabalık vardı. O yüzden çok teşekkür ederim her gelene. İnanılmaz uzak burası biliyorsunuz. İstanbul'un dışı aslında. Ama herkes iş çıkışı üstelik de pandemide 9'da yasak olmasına rağmen gelmişti. Çok teşekkür ederim gelen herkese. Desteklerden bahsediyorum. Sanatçı desteğiyle size. Ya sanatçı değil. Bu da her şeyde böyle bakın bunlar bizim bireysel vicdani görevlerimiz. Ben bu tip şeylerde sanatçılar bir araya gelsin beni ilgilendirmiyor. Yarım günde olabileceğinin çok üstünde çok ciddi bir kalabalık vardı. Bu bir sosyal sorumluluk projesi ve gerçek sosyal sorumluluk projeleri gerçek insanlarla yapılmalı. Ben öyle düşünüyorum.